Kıymetli basın mensupları, az önce Sayın Valimiz de buraya uğradılar. Programları dolayısıyla icabet edip geri döndüler. Ve zat-ı alilerini de selam ve hürmetle anmak suretiyle hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Gönülden olarak 33 sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği bir platformun 2020 yılında ikinci defa İdlib'e yolcu ettiği gıda yardımı trenin yollama, uğurlama töreninde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Tarihimiz boyunca her zaman bu mesajı verdik. Bu mesajın arkasında durduk. Ordusunu savaşa gönderen peygamberin sakın ha haksız yere bir cana kıymayın nasihatleriyle biz mücadelemizi dünya üzerinde sürdürdük. Sakın ha yolda giderken herhangi bir canlıya zarar vermeyiniz. Hayvanlarını öldürmeyiniz. Bitkilerini tarumar etmeyiniz. Ormanlarını yakıp yıkmayınız. Savaş esnasında sakın ha muhatabınıza müste yapmak suretiyle burnunu kesmeyiniz. Kulağını kesmeyiniz. Uzuvlarına zarar vermeyiniz. Öldürürken dahi merhametle öldürürüz diyen bir peygamberin çizdiği doğrultuda düsturla hareket ederek bugüne kadar sadece insan ve suçlu ayrımı yapmak suretiyle suçluları bertaraf etme mücadelesine giriştik. Peygamberin hayatında onca savaşlar sayılır, 100 civarında ancak ölen ya da öldürülen insanlara baktığımızda Müslüman cenahattan ya da müşrik tayfasından adedinin 500 olmadığı söyleniyor tarihi rivayetlerde, kaynaklarda geçen şekliyle. Bugün de bizim milletimizin temsilcisi olan Türk ordusu işte yakın zamanda Diyarbakır'da Suriçi temizlik yaparken Afrin'de göstermiş olduğu mücadele ve bugün İdlib'de yaşanan harekatta göstermiş olduğu mücadele bakar mısınız? Sadece suçluyu ayırt etmek için mesela Suriçi'sine aylarca mücadele etti. Didik didik binaları kontrol etti. Kendisine silah doğrultanla mücadele etti. Tek bir sivilin dahi burnunu karartmadan bugünlere kadar mücadelesini sürdürdü. Eğer Türk ordusu isteseydi Afrin'i yerle bir eder ve oranın hakimi olma gayreti, cüretini gösterebilirdi. Eğer isteseydi İdlib'in altını üstüne getirip zalim Esed, Lahey Divanı'nın, Adalet Divanı'nda yargılanması gereken o zalim Esed'in o uçaklarını kendi kafasına döndürmesini bilirdi. İsteseydi İdlib'den kaçıp gelen insanlara siz dininiz farklı gidin öteye diyerek kucak açmayabilirdi. İşte bizler merhamet timsali bir neslin müdavimleriyiz. Bizler şefkatle müşrik kanatlarımızı germek suretiyle insanlara kol kanat geren bir nesliz, bir milletiz. Davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Her ne olursa olsun, yakılsak da yıkılsak da, zorlansak da, maddi refahımızdan kaygıdansak, endişe etsek de biliyoruz ki bu dünya imtihan dünyasıdır. İmtihan dünyası içerisinde ancak ve ancak kazanacak olanlar huzurundan, maddiyatından, rahatından taviz veren insanlardır. Bizler bugün burada bu türü aslında İdlib'e göndermiyoruz. Biz inanıyoruz ki cennette kendi adımıza birer köşk olabilir. Tabii Rabbim eğer bize bu anlamda sevap bahşederse, sevabını kazanabilirsek bizler cennetimizi imar etmeye çalışıyoruz. İdlib'in imarı dünyevi bir imardır. Ve biz de biliyoruz ki bir çuval un göndermekle, iki çuval bulgur göndermekle oradaki yangına sadece şöyle suyu serpiştirmiş olacağız. Ve nihayetinde herkes hesap sahibi ama kainatın sahibinin de hesabının ötesinde hesabın olmadığını biliyoruz. Kainatın sahibi ne diyor? Kulağımız onda, gözümüz onda, yüreğimiz onda.